İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ vefatının 100. yılında bestekar Tamburi Cemil Bey'in eserlerini özel bir projede buluşturdu. Tamburi Cemil Bey Taş Plak'tan Günümüze Bir Hazine adlı çalışma, albüm, kitapçık ve bir plaktan oluşuyor. Projede imzası bulunan Udi ve bestekar Mehmet Bitmez bu özel çalışmanın ayrıntılarını devre aleme anlattı. Türk müziğinin büyük bestekarı Tamburi Cemil Bey'in eserleri vefatının 100. yılı anısına bir albümde buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hazırlanan albüm Tamburi Cemil Bey Taş Plak'tan Günümüze Bir Hazine adlı proje kapsamında hazırlandı. Proje ise albümün yanı sıra kitapçık ve 14 eserlik özel bir listeden oluşan nostaljik plaktan oluşuyor. Türk müziğinin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacını taşıyan projede aynı zamanda bu milli hazinenin dünyaya duyurulması da hedefleniyor. Mart ayı içerisinde müzikseverlerin karşısına çıkması planlanan albüm, Udi bestekar Mehmet Bitmez'in İstanbul, Şam, Sivas ve Şanlıurfa'da yaptığı arşiv araştırmalarının ürünü. Yaptığı eserlerde Türk müziği saz icrasına yeni ve modern bir yorum getiren Tamburi Cemil Bey'in taş plaklarla yapmış olduğu bu taksim kayıtları, makam, üslup ve tavır açısından bir ders niteliğinde. Albümde Cemil Bey'in peşrev, saz semaisi, longa ve sirtoların yanı sıra en güzel ve en meşhur eseri Şeddi Araban saz semaisi de dikkat çekiyor. Albümde Mehmet Bitmez'in 35 yıl önce koleksiyonuna katmaya başladığı Cemil Bey'e ait imzalı ve damgalı orijinal kayıtlar var. Dijital teknoloji ortamında en iyi kayıtlarla bunu süzgeçten geçirdik. Defaatle üst üste tekrarladık. Yan sesleri, dip ses dediğimiz belki o günün şartlarında kayıt esasında veya çalarken veya plaktan çıkan o sesleri minimal seviyeye indirecek önemli bir kayıt teknolojisi kullandık ve hassasiyet gösterdik. Burada duyulabilecek cızırtılar en az seviyededir. Dahası iyi bir editten geçti, yani iyi bir mix daha doğrusu yaptık. Bu mixin üzerine de mastering dediğimiz, yani sesin dinlerken olan volümünü, şimdiki deyimle desibelini arttırdık. Diyelim ki 20 değerindeki bir dinleme volümüyle veya 20'den sonra açmaya başladığım zaman ses çok daha yüksek duyulmaya başlayacak. Daha temiz ve dinlenebilir duruma getirdik. Tamburi Cemil Bey Taş Plak'tan Günümüze Bir Hazine projesi, Cemil Bey'i tüm yönleriyle ele alan 70 sayfalık bir kitapçığı meraklılarına sunuyor. Çocukluk yılları çevresi, öğrencileri, yani o dönemin deyimiyle talebeleri, icra ettiği eserler, çalıştığı şahsiyetler, hocaları vesaire bir sürü detaylar var. O dönem stüdyoda çaldığı, kayıt esnasında yaşadığı psikolojiyi, Orfeon Record gibi Blumenthal kardeşler, iki kardeş, Cemil Bey'in peşinden nasıl koştuğunu, Cemil Bey'in adeta kapısında yatıp kalkıp yani tabirini zorla Cemil Bey'i razı edip bu plakları meydana getirdiklerini anlatan detaylı, kapsamlı içerikte ifadeler var, hikayeler var. 1873'te İstanbul'da doğan Tamburi Cemil Bey, müziğe küçük yaşlarda keman ve kanun çalarak başladı. Tamburi Ali Efendi'nin de öğrencilerinden olan ünlü bestekar, daha sonra çalmaya başladığı ve ismiyle bütünleşen tambur sazıyla ustalık derecesine ulaştı. Sanatçı tamburdan başka klasik kemençe, lavta ve violensel gibi sazları aynı ustalıkla icra ederek başlı başına bir ekol sahibi oldu. Sözlü eserlerin yanında bestelediği birçok saz eseri Türk müziğini armağan eden Tamburi Cemil Bey, 1916 yılında İstanbul'da vefat etti.